Büyük Plan kanalından selamlar. Eurofighter uçaklarıyla ilgili Alman basını skandal bir iddiayı ortaya attı. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasından sonra başlayan ABD ve Avrupa baskıları devam ediyor. Türkiye'yi yeni nesil savaş uçağı F-35 programından çıkaran ABD yıllar sonra F-16 satışına onay verdi. ABD'nin uçaklarını satmasını bekleyen Almanya, bu süreçte Türkiye'nin alternatif olarak istediği Eurofighter Typhoon tipi 40 savaş uçağına gizli veto kullandı. Şu anda İngiltere'nin başını çektiği bir konsorsiyum 20'şerli 2 paket halinde Türkiye'ye Eurofighter Typhoon savaş uçağının satışı konusunu çözmeye çalışıyor. 19 Ekim'deki İstanbul ziyaretinde Almanya Başbakanı Olaf Scholz bu konuda yeşil ışık yakmıştı ve NATO'nun güney kanadı için Türkiye'nin önemine değinmişti. Ancak sızan bilgiler pek de iç açıcı değil. Almanya'daki Eurofighter üretim tesislerinde bir faaliyet yok. Eurofighter'ların satışına ilk engel geldiğinde Almanya'da kapatılması gündemde olan fabrika için umut ışığı doğmuştu ve işçiler yeni üretim için eylemler yapmıştı. Şimdi herkes sessiz. Alman Flugrevue adlı savunma yayın organı da Türkiye'ye kullanılmış. İlk model Trans bir Eurofighter'ların verilmesinin gündemde olduğunu yazdı. Dergi, İngiltere Savunma Bakanlığı'nın Türkiye'ye olası Eurofighter ihracı konusunda bir ilerleme olduğunu doğruladı. Flugrevue, Türkiye'ye satılacak uçakların İngiltere'nin elinde bulunan ilk nesil ve yeni modeller için yedek parça olarak tutulan Trans 1'ler olduğunu yazdı. Trans 1'ler, yeni nesil Trans 4 veya 5'lerin yanında eski Sovyet uçakları gibi kalıyor.